Rusya'nın Ukrayna işgalinin öğrenci mağdurlarından Sertaç Taşpınar yayınımızda. Hoş geldiniz. Nasılsın Sertaç? Hoş bulduk. İyiyim. Sizi sormalı. Siz Teşekkürler. nasılsınız? Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Teşekkürler. Biz burada süreci izlerken dehşete düştük. Siz orada neler yaşadınız? Süreci nasıl atlattınız? Nerede kaldınız? Sığınaklarda durum neydi? Şöyle oldu. Savaşın ilk günü kız arkadaşım bana haber verdi. Rusların saldırmaya başladığını. O gün uyandık. Hemen apar topar eşyalarımızı toplayıp evden bir önce çıkmaya çalıştık. Çünkü 20. katta oturuyoruz. Hani bir şey olduğu zaman oradan çıkmamız zor olacağı için direkt evden dışarı çıktık. Tabii çıktığımızda patlama sesleri, bomba sesleri duymaya başladık. İlk önce tren istasyonuna gittik. Tren istasyonunda bilet bulamadık. Çünkü aile bütün herkes orayı terk etmeye çalışıyordu. Sınırlarla gitmeye çalışıyordu. Ardından otobüs durağına gittik. Şehirler arası otobüs seyahat etmek için yani Moldova veya Romanya sınırına gitmek için. Orada da otobüs bileti bulamadık. Tam onu ararken bir patlama sesi geldi. Tabii o anın telaşıyla, korkusuyla dedik ne yapalım? En güvenli yer Türk konsolosluğu olur diye düşündük. Çünkü Türk toprakları olduğu için. Türk konsolosluğuna sığındık. Orada işlemlerimizi, kaydımızı yaptılar, isimlerimizi aldılar. Hani biz o gün tahliye edileceğimiz umuduydu. Orada biraz bekledik 4-5 saat kadar. Sonra bizi evlerinize gidin. Hani bugün tahliye olmayacak dendi. Evde bir gün kaldık. O günü o şekilde atlattık. O gün biraz daha sakin geçti diğer günlere en azından. Sadece havadan gelen unsurlara ateş edilmekle beraber başka bir şey yapılmadı yani. Sadece Rusya tarafından gelen füzeler veyahut da dronlara saldırı oldu. Karaya herhangi bir saldırı olmadı. Tabii o da bizi telaşlandırdı. O gece gene evde kaldık. Üçüncü günün akşamı yani ilk günün haricinde de fazla bir şey olmadı Odessa'da. Yani seyir füzelerinin gelmesinin haricinde. Üçüncü günü bekledik. Sonra konsolosluktan telefon geldi. Tahliyeniz bugün olacaktır diye akşam 7.30'da. Konsolosluğa gittik akşam 7.30'da. Tahliyemiz oldu. İki tane, üç tane otobüs geldi. Yaklaşık bir 300 öğrenci kadar, 300 tane Türk öğrenci kadar. Önce Romanya sınırına gittik. Yani Ukrayna'nın Romanya sınırına. Ukrayna tarafında bizi 7 saat 2 derece soğukta ayakta beklettiler. Önce kadınları çocukları aldılar haliyle doğal olarak. Ardından içeri giriş yaptık. Tuna Nehri'nden Romanya'ya geçiş yaptık feribotla. Romanya'da da bir 3 saat bekledik. Romanya'da bizi çok güzel karşıladılar. Hani feribotta iner inmez sanki bizim 10 saattir ayakta beklediğimizi biliyorlarmış gibi. Hani hemen böyle 4-5 tane adam bize ellerinde tepside çay getirdi. O sırada da gene o çayları aldıktan sonra o prosedürün işlenmesi için 3 saat kadar da Romanya kapısında bekledik. Ama tabii o sırada bize battaniyeler veriyorlar, sandviçler veriyorlar. İşte sağlık sorunlarıyla ilgili olanları hemen alıyorlar, ambulansa ilgileniyorlar. Romanya'ya geçtikten sonra da gene Türkiye'nin ayarladığı 3-4 otobüsle Türkiye'ye geri döndük. Romanya, Bulgaristan, Edirne olarak o şekilde geri geldik. Tekrar çok geçmiş olsun ama sanırım sıkıntılarınız hala bitmedi. Eğitim hayatınızla ilgili büyük endişeleriniz var. Barış arkadaş da konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. Eğitim hayatınızla ilgili problem nedir şu anda? Endişeleriniz nedir? Şimdi eğitim hayatımızla ilgili en büyük olan problem şu an hiçbir yani bir çalışma olduğunu görmüyorum. Yani sanırım belki de var biz görmüyoruz. Ama şimdi bizim akıbetimiz ne olacak? Bu savaşın biteceği ne zaman biteceği malum değil. Sonuçta Ukrayna hükümeti bu kadar öğrenciyi, milyonlarca öğrenciyi mağdur etmeyecek. Ama savaş ne zaman bitecek belli değil. Bitse bile Okulumuz bize düzelmesine kadar evet sürecek. yani bitse bile düzelmesi ne kadar sürecek? Ben yani son seneme geçeceğim. Şu an 3. sınıftayım. Yani dönem zaten bitti sayılır. 2 Mayıs'ta derslerimiz bitiyordu. Şimdi son seneyi okuduktan sonra bana hangi bakanlık diploma verecek orada? Bakanlık kaldı mı? Yani prosedür nasıl işleyecek yasal açıdan Ukrayna'da bilmiyorum. Ama yani yaklaşık 25 bin tane öğrenci, belki de 30 bin tane öğrenci Ukrayna'da okuyor. Bu kadar kişinin akıbeti ne olacak? Eğitim, öğretim hayatı ne olacak? Yani bizi Türkiye'ye geçirdikleri zaman Türk müfredatına ayak uydurabilecek miyiz? Çünkü tamamen çok farklı müfredatlar. Peki konuyla Hiçbirbiriyle ilgili size bir alakaları yok. açıklama yapıldı mı? Ya da sizin bir başvurunuz oldu mu? Şu an hiçbir açıklama olmadı. Sadece Romanya ve Letonya'dan benim okuduğum bölümle ilgili bir açıklama geldi. Oradaki denizcilik fakültelerinden.
Onun haricinde herhangi bir şey olmadı. Romanya'daki Köstence'deki Denizcilik Üniversitesi öğrencileri, Ukrayna'dan gelen öğrencileri kaldığı yerden devam edeceklerine ilgili bir şey yayınlamış. Yazı yayınlamış. Bir de Letonya'da da bizim Erasmus'ta giden öğrenciler oraya gittiği için hani kardeş okul gibi oradan eğitim öğretim hayatlarına devam edebileceklerini söylüyorlar ama yani şimdi bunlar Avrupa ülkeleri. Karşılayabilecek olanlar var, karşılayamayacak olanlar var. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Peki Türkiye'de denklik verilmesi durumundaki endişeniz müfredata ayak uyduramamak mı? Derslerin. Evet yani evet en büyük endişemiz o. Çünkü çok farklı müfredatta, çok farklı bir eğitim sistemi var. Yani hiçbirbiriyle yakın uzaktan yakından bağlantısı olmayan bir şekilde. Hani bizim sene kaybımız olacak mı? Yani ben zaten şu an 27 yaşındayım. Yani ne kadar daha sene kaybım olacak? Sene kaybım olacaksa yani bilmiyorum hiç fikrim yok ne olacağıyla ilgili. Nasıl ayak uyduracağız? Onunla ilgili de hiçbir şey bilmiyorum. Peki hangi Yani hiç ülkelerde fikrim yok. denklik var aldığınız eğitimle ilgili? Bunu araştırdın mı? Bütün ülkeler veriyor. Yani Ukrayna, Türkiye harici bütün ülkeler veriyor denkliği. Ya bütün Avrupa ülkeleri olsun, şey olsun, genel olarak bütün ülkeler veriyor. Zaten benim denizcilik okuyorum. Ben gemi kaptanlığı. Aldığımız ehliyetle ve diplomayla dünyanın her yerinde çalışabiliyoruz ama Türkiye tabii bunu kabul etmiyor. Ha bir de şöyle bir durum var. Biz 3. sınıftayız şu anda. Biz staja gittik geldik. 12 ay uzak deniz stajımız var. Şimdi o kadar farklı ki müfredatın yanı sıra bir de stajda bir farklılık var. Orada da çok büyük bir farklılık var. Çünkü Türkiye'deki Denizcilik Üniversitesi'nin sizden stajda istediği şeylerle Ukrayna'daki Denizcilik Üniversitesi'nin sizden stajda istediği şeyler farklı. Şimdi ben staja gideceğim tekrar. Bu stajı bitireceğim. Türkiye'de bana bir denklik getirdiği zaman ben stajımı bitirdim, size getirdim. Bunu kabul edecekler mi? Ukrayna'da yani Ukrayna adına, Ukrayna'daki okul adına yaptığım stajı. Bana veyahut da tekrar söyleyecekler mi? Bir 12 ay daha staj yapman gerekiyor diye. Bu şekilde de bir yıl daha kaybım olacak. Bu Eğer öyle endişeleri olursa. taşıyan seninle birlikte yaklaşık 6 bin öğrenci daha var. Evet. Hükümetten beklentiniz, YÖK'ten beklentiniz nedir? Eğitim danışmanları bu konuda sizi yönlendiren eğitim danışmanları neler söylüyor? Eğitim danışmanları ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki haliyle çünkü onlar da bu işten ekmek yiyor, para kazanıyor, mecbur yapmak zorundalar. Ama şu an o durum o kadar kilit bir durum ki yani yapılacak hiçbir şey yok yani Ukrayna adına. Sadece öğrencilere yol gösteriyorlar. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz diyorlar sağ olsunlar. Ama yani YÖK'ten benim beklentim acaba belki de bize hani o şekilde müfredatımıza uygun bir şekilde bir eğitim verip bizi mezun edebilirler mi, diploma edebilirler mi, verebilirler mi bilmiyorum. Ama yani çoğu öğrenci bu kadar öğrenci bu müfredata ayak uydurabilecek mi? Yani Yani soruyorum yani Türkiye'de bunu. denklik verecek bir şekilde eğitimi sürdürmek istiyorsunuz, tamamlayabilmek Evet. istiyorsunuz. Evet. Aynı zamanda bir problem daha var, o da askerlik sorunu. Askerliği Evet, ertelemek aynen öyle. isteyen öğrencilerin konsolosluktan bir belge alması gerekiyor ama şu an bu süreçte bu da mümkün olmuyor sanırım. Evet. Evet. Ben de onlardan biriyim açıkçası. Benim tecilim 31 Aralık'ta bitti. Tabii biz savaş mağduru olduğumuz için ya kapılarda, gümrüklerde veyahut da polisler hiç bilmiyorum eğer dikkat ediyorlar mı normalde ama yani hiçbir şey dikkat edilmedi. Türkiye'ye bir şekilde girdik. Ama şimdi ben staja gideceğim. Staja gideceğim zaman bunu bana karşıma bir engel olarak çıkartacaklar mı acaba? Çünkü okuldan öğrenci belgemi aldım. Allah'tan savaş başlamadan önce okulu edip yani tecil ettirmek için almıştım gene. Ama tabii savaş başladı ettiremedik haliyle. Öğrenci belgem var ama Türkiye'de de o öğrenci belgesi tecil ettiremiyorum. Ben bu tecili nasıl yaptıracağım? Ben hala öğrenciyim. Yani nasıl olacak? Bu hiçbir fikrim yok. Arkadaşların ne düşünüyor peki? Yani dediğin gibi savaş bitse bile oradaki düzenin ne zaman sağlanacağı belli değil. Onlar da yine burada ya da Avrupa ülkelerinde denklik alıp eğitimi tamamlayabilmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Geri Evet, dönmeyi düşünen doğru. yok gibi. Yani geri dönmeyi düşünen herkes tabii ki de geri dönmeyi istiyor. Yani sonuçta orada yıllardır okuyoruz. Sevdiğimiz bir ülke. İnsanları sıcak. Yani çok iyi insanlar. Ama şu an o size daha önce söylediğim okullarla bizim müfredatımız, eğitim müfredatımız aynı. Eğitim gidişatı aynı. Ama Türkiye'dekiler farklı. Yani herkes tabii ki de Türkiye'den denklik alıp okumak ister ama yani bilmiyoruz nasıl olacak.
Ukrayna'da farklı şehirlerde yaşayan arkadaşların da var mıydı? Onların da tahliyesi kısa sürede gerçekleşebildi mi? Sanıyorum herhalde ilk tahliye olan biziz. Yani Odessa'da yaşayanlar. Çünkü biz Romanya sınırının hemen yakınındaydık. Yani aşağı yukarı 3-4 saat uzaklığındaydık. Yanlış olmasa ama Kiev'dekiler tahliye oldu. Harkov'dakilerin de bayağı bir kısmı tahliye oldu diye biliyorum. Ama tabii oradaki durum bizim bulunduğumuz bölgeye göre çok daha kritik olduğu için hani biraz daha yavaş işlemiş olabilir. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. En kısa sürede konunun gerekli mercilere iletilerek çözülmesini umut ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sertaç Taşpınar'la birlikte Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra çıkan kaosun etkilerini konuştuk. Öğrenciler endişeli, en kısa sürede mağduriyetlerinin giderilmesini diliyoruz.